Ne olur biri beni kurtarsın. Ne olur. Ozan. Lütfen bize bunu yapma. Lütfen. Ozan. Ne olur kurtar beni. Şu an sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Ne olur bul beni Ozan. Ne olur bul. Yeni sahibimmiş. Gelsinler de görsünler sahibi. Ahlaksızlar. Savaşacaksın. Beni hiçbir yere götüremezsiniz. Gerekirse burada ölürüm. Ozan, şu an neredesin bilmiyorum. Belki beni arıyorsun. Benim için endişeleniyorsun. Ama vaktinden önce beni bulamazsan, olur da buradan canlı çıkamazsan, sana söyleyemediğim her şeyi yazmak istedim. Hatırlıyor musun? Seninle tanıştığım güne lanet olsun demiştim. Senden nefret ediyorum. Seni görmek istemiyorum demiştim. Seninle tanışmak hayatımın en büyük şansıydı aslında. Seninle geçirdiğim her dakika, o kocaman gözlerinin içinde kaybolduğum her saniye hayatımın en güzel anlarıydı. Ben seninle daha önce hiç yaşamadığım o duyguyu, aşkı yaşadım. Ama asla senin kadar cesur olamadım. Keşke sen yanımdayken bir uçurumdan aşağı seni seviyorum diye bağırabilseydim. Keşke doyasıya sarılabilseydim sana. Sevgilim diyebilseydim. Seni seviyorum Ozan. Hayat buna aykırarak sana söylememe izin vermedi. Ama ben seni çok seviyorum. Umarım hayatım boyunca çok mutlu olursun. Ve karşına seni seven, sevdiğini söyleyebilen insanlar çıkar. Hoşça kal. Aslan.
Annem. Canım. Bir tanecik annem benim. Eğer bu mektubu okuyorsan, ben bu mücadeleden sağ çıkamadım demektir. Seni son bir kez doyasıya öpemeden, koklayamadan gitmek öyle acı ki, sana da bu acıyı yaşattığım için özür dilerim. Daha dikkatli olmadığım için, seni evlatsız bıraktığım için affet beni. Senin için hayırlı bir evlat olduğumu bilmiyorum. Ama dünyaya bir daha gelseydim ve seçme şansım olsaydı, annem olarak yine seni seçerdim. Lavanta kokulu, mis kokulu annem benim. Minik bir kız çocuğu annesini nasıl saf duygularla seviyorsa, seni öyle seviyorum. Ve biliyorum ki cennette yeniden buluşacağız. Sen yine benim annem olacaksın. Küçük kızım Aslı.